5-6 dakikamız var. Ama yayını bekleyen dostları görünce ben de önceden gireyim. Yayın başlamadan sorularınız varsa ya da iletmek istediğiniz bir mesaj ya da bir isteğiniz, talebiniz, herhangi bir şeyiniz, yayından önce konuşalım istedim. Onun için gireyim dedim. Asıl yayına, yani bu akşamın konusu olan belgesel fotoğraf atölyesinin ilk oturumuna 5-6 dakika sonra başlayacağım. Ama siz dostları böyle görünce de bir an önce bir merhaba diyeyim, herkese iyi akşamlar diyeyim diye girmek istedim. Evet, bugüne kadar yaptığımız yayınlarla hem YouTube kanalımıza hem videobiren.com sitesine koyduğumuz videolarla, yazılarla, makalelerle alakalı sorularınız varsa, yorumlarınız varsa onları da duymak, okumak isterim. Sizlerden gelecek olan talepler, yapacağınız yorumlar bizim daha sonraki yayınlarda da, daha sonra hazırlayacağımız videolarda da çok yardımcı olacak. O nedenle de sizlerden biraz yorum bekliyoruz açıkçası. Süha abi teşekkürler. Vallahi ayıptır söylemesi, yemek yedik, bir kahveyle başlayalım dedik yayına. Burak merhaba. Şimdi senin de şeyini görüyorum, mesajını. Bahadır Bey'den sesiniz boğuk ve patlak geliyor diye bir uyarı geldi. Herkes için geçerli midir bu? Yoksa sesle ilgili bir sorun varsa... Şimdi ben bir taraftan da hem yayının hem kulaklığımın sesini de kısmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olacağım. Sevgili Murat Aytimur, siyah beyazla alakalı Murat Hoca bir program yapacak. Yanılmıyorsam böyle birkaç oturumluk bir şey olacak. Yani birkaç oturumdan kastım siyah beyaza dönüştürme ile alakalı olacak. Ama biz hem bu program içerisinde hem ilerleyen programlar içerisinde şeyi konuşacağız. Siyah beyaz ne zaman nasıl tercih ediliyor diye en azından bir uygulama olarak konuşacağız. Tamam, şimdi ses iyi ise tamam, güzel. Valla sağ olsun hem Murat Pulat hem Cem Saner sürekli beni ses, görüntü, ışık konusunda uyarıyorlar. Fakat neden bilmiyorum, kafam bir türlü şey yapmıyor, almıyor. Ama çok teşekkürler Çetin abi, çok sağ ol. İşte böyle yavaş yavaş ben de öğrenmeye çalışıyorum. Sonuç olarak böyle bir tecrübemiz yoktu bizim. Evet, yani yaklaşık 25 yıllık aşkın süredir birçok salonda, sınıfta eğitimler yapıyoruz. Atölyeler, çekim gezileri, yolculuklar falan yapıyoruz. Ama o zaman daha böyle karşı karşıya, daha iletişimin birebir olduğu durumlarda yapıyoruz bunu. Böyle webcam'e konuşmak biraz zor geliyor açıkçası. Bazen Müge de burada beni uyarıyor. Sanki 50 kişiye ders anlatıyormuş gibi bağıra bağıra anlatıyorsun diyor. Öğreneceğim diye umut ediyorum. Sıdık Hanım, yani bu atölye kapsamında da çok konuşacağız. Anlattığımız hiçbir şey değişmez. Söylediğimiz hiçbir şey kanun, kural gibi şeyler değil. Sadece kendi görüşlerimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Ben o nedenle isim yazılmamasını daha şey buluyorum açıkçası. Alev Hanım çok teşekkürler, çok sağ olun. Gamze selamlar.
İpek selamlar. Bir dakikamız daha var. Kadro toparlanıyor herhalde. Oo Gülnur. Nasılsın ya? Görüşemiyoruz. Görüşseydik de böyle bir fotoğraf değerlendirmeleri, kapışmalar falan yaşasaydık. Böyle şey oldu ya uzaktan. Bir gün seni konuk alayım, senin fotoğraflarını değerlendirelim, kapışalım. Eğlenceli olur. Benden merhaba, Tuğba selamlar. Ya daha önceden de yazan arkadaş vardı, arkadaşlar vardı. Ben isimleri kaçırmış olabilirim. Feyyaz abiyi gördüm, şimdi Bülent Bey'i görüyorum. Feytullah Güleç'i görüyorum. Malatya'ya çok selam. İknur Hanım selamlar. Süha abi de hemen yani... böyle YouTube yayınında bile pasları kaçırmıyorsun abi. Helal olsun valla. Evet arkadaşlar, saatimiz 21 oldu. Dolayısıyla ufak ufak yayına başlayabiliriz. Selamlar Turgut. Bu şey bittiği zaman, bu süreç bittiği zaman stadyumda yapacağız ilk dersi ve ilk çekim çalışmasını. İnönü stadını kiralayacağız. Hep beraber dolacağız içeri, öyle yapacağız. O kadar herhalde herkes birbirini özledi diye düşünüyorum. Konya'ya da çok selamlar. Irmak Hanım ufak ufak başlıyoruz. Gelecektir arkadaşlar. Nur selamlar. Fındık ne yapıyor ya? Nur da bizim komşumuz. Bizim Sakız'ın arkadaşı, Fındık'ın annesi diyelim. Onunla da görüşemiyoruz tabii. Bursa'ya da çok selamlar Alper Bey. Evet arkadaşlar, ufak ufak muhabbete başlayalım isterseniz. Bu akşamdan itibaren toplam 6 akşamda... Okan abi selamlar. Senin videoları da, senin YouTube kanalını da takip etmeye çalışıyoruz. Çok keyifli bilgiler veriyorsun. Tebrikler. Hakan abi selamlar, Ayla Hanım merhaba. İskenderun'a da çok selamlar. İskenderun'la alakalı fotoğraflar göstereceğim bugün, üzerine konuşacağız. Kemal Bey merhaba, Bursa'da da çok selamlar. Evet arkadaşlar, bu akşamdan itibaren çarşamba ve cuma akşamları olmak üzere toplam 6 akşamda belgesel fotoğraf atölyesi gerçekleştireceğiz. Daha doğrusu Magnum fotoğrafçıları, National Geographic fotoğrafçıları bir fotoğraf projesini nasıl çalışıyorlar sistematiği üzerinden konuşacağız. Ama ondan önce bir iki oturumumuz biraz daha genel olacak. Büyük ihtimal ya cuma akşamının sonlarına doğru ya da haftaya çarşamba asıl formülü vermeye başlayacağım. İpek Hanım valla sırayla yaparız. Önce İnönü, sonra Kadıköy, sonra Samiyen'e gideriz. Bahadır Bey merhaba. Dediğim gibi önce genel şeylerden konuşacağız ama birkaç tane hatırlatmayla başlamak istiyorum. YouTube kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın. Yayınlardan önce hatırlatmalarınızı kurun. Mümkün mertebe enerjimiz el verdiğince ve siz de bize böyle destek oldukça yeni yayınlar, yeni programlar yapmaya gayret edeceğiz. Her yayında da yeni bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Hani çok kabaca söyleyeyim mesela, bu belgesel projenin, belgesel proje hazırlama atölyesinin bütün sunumlarını yeni baştan hazırlamaya çalışıyorum. Bugün bayağı bir 6-7 saat üzerinde çalıştım mesela bir derslik sunumun. Daha da tamamlanmadı. Çok yani böyle ukalalık gibi olmasa ama dolu dolu ve çok zengin bir içerik hazırladığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla da sizin desteğiniz arttıkça, sürdükçe daha keyifli işler yapmaya da enerjimiz olacak. Çok teşekkürler İpek. Birkaç hatırlatmam var demiştim. Bunlardan bir tanesi yarın akşamki önemli bir canlı yayınla alakalı. Dün akşam katılanlarınız olmuştur.
Murat Hoca bir fotoğraf projesi hazırlamak üzerine çok keyifli, çok verimli, çok faydalı bir program gerçekleştirdi. Daha yani dünkü yayında izleyememiş olan dostlara YouTube kanalımızda video mevcut. Oradan izlemenizi öneriyorum. Murat Hoca biraz mevzuyu geniş olarak aldı. Yani bu arada benim bir ışığım söndü. Ona da bir el atayım. Sadece belgesel projelerin değil, diğer fotoğraf projelerinin de nasıl yapılabileceğine dair bir mevzu anlattı ve çok zengin örneklerle anlattı. Dolayısıyla o yayını kaçıranlar varsa mutlaka izlesin diye önermiş olacağım. Yarın akşam da bu sefer fotoğraf seçmek üzerine bir canlı yayın gerçekleştirecek. Şimdi bu çok önemli bir başlık. Çünkü biz de belgesel proje hazırlama atölyesi içerisinde dersler ilerledikçe fotoğraf seçme ve editingle alakalı bir oturum da yapacağız. Yaptığınız bir fotoğraf çalışmasını başka insanlara sunarken çektiğiniz bütün fotoğrafları sunmuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Onlar arasından bazı fotoğrafları seçerek, eleyerek insanlara sunuyorsunuz ve insanlar da sizin iyi bir fotoğrafçı olup olmadığınıza o seçtiğiniz fotoğraflarla karar veriyorlar. Dolayısıyla da fotoğraf seçmek, çekmekten çok daha önemli bir iştir. Rahmetli Sabit Hoca'nın bir lafı diyor ki, iki kere fotoğrafçı olma şansınız var. Bunlardan bir tanesi fotoğraf çekerken fotoğrafçı olmak, ama bu sadece sizin ben de fotoğraf çekiyorum demenizi sağlayacak olan şeydir. Başka insanların da sizin için o da fotoğraf çekiyor, o da fotoğrafçı demesini sağlayacak olan şey ise ikinci adımda fotoğrafçı olmayı getirir. O da seçerken fotoğrafçı olmak. Bu nedenle de yarın akşam Murat Hoca'nın yapacağı fotoğraf seçme yayınını kaçırmayın. Bu atölye içerisinde zaten bir oturumumuz yine bu başlıkta olacak. Bir hatırlatmam da çok teşekkürler Bülent Bey bu arada. Yine Instagram paylaşımları üzerine Videogren alt çizgi doğa etiketiyle fotoğraflarınızı paylaşırsanız her gün kontrol etmeye çalışıyorum ben ve story bölümünde de öne çıkanlarda paylaşıyorum. Çok keyifli, çok başarılı çalışmalar var. Öne çıkardıklarımız başarılı olanlar anlamına gelmesin. %95'i çok başarılı işler. Ama hani her fotoğrafı paylaşamadığımız için aralardan birkaç tanesini öne çıkarmaya çalışıyoruz. Ufak tefek hatırlatmalar ve düzeltmeler yapmak isterim bu mevzuyla alakalı. Bunlardan bir tanesi doğa fotoğrafının içerisinde insan yapımı, İnsan eli değmiş şeylerin çok az olduğu görüntülerden oluşması gerekiyor. Dolayısıyla da böyle birkaç paylaşım gördük. İşte portre ağırlıklı ya da mimari öğelerin öne çıktığı. Onları tabii değerlendirme yaparken elemek durumunda kalıyoruz. Daha çok doğa manzara görüntüleri üzerine yoğunlaşılmasında fayda var. İkinci ricam şu olacak bu başlıkla alakalı. Bazen arkadaşlar özelden de ya da direkt mesaj yoluyla da yazıyorlar. Hocam bu fotoğraf olur mu? Ya da şu fotoğrafıma ne dersiniz diye. Vallahi inanın ofiste çalışıyor olsaydık bu tarz sorulara daha rahat cevap verebiliyorduk. Daha çok zamanımız oluyordu. Evde çalışırken öyle bir boşluğumuz hiç olmuyor. Yani şu anda benim masanın üstünü görseniz kitap, iPad, bilgisayar var zaten, işte fotoğraf makineleri, flaş, bu tarafta not defterleri, kağıtları, bu tarafta başka aletler falan böyle iyice şeyden çıkmış durumdayız. Maalesef o tarz mesajlara çok dönemiyoruz. Hele ki böyle fotoğraf değerlendirme üzerine olan programlar için bu fotoğrafa ne dersiniz diye sorulduğunda çok yanıt vermek istemiyorum. Zira zaten o yorumu bu programın sonunda yapıyoruz pazar günü. Öncesinde bir paslaşma yapmayı çok doğru bulmuyorum. Diğer arkadaşlara haksızlık olur fikrinden yola çıkarak. Evet, belgesel fotoğraf atölyesinin başlangıcını, hani
bu hikayelerin belki de önemli temsilcilerinden biri olan Henri Cartier-Bresson'un bir sözüyle açalım isterim. Fotoğraf çekmek, kafayı, gözü ve yüreği aynı nişan çizgisine yerleştirmek demektir. Buradaki kavramları süreç içerisinde çok detaylı olarak konuşacağız. Bu böyle kafayı, gözü, yüreği aynı hizaya getirmek nasıl oluyor falan diye konuşacağız. Ama bu söz, bu cümle, bu adam bizim böyle kulağımızda küpe olarak kalsın isterim birincisi. İkincisi, biliyorsunuz görsel birikim serileri yapıyoruz canlı yayınlar ve videolarla. Daha önceki görsel birikim serisi videoları içerisinde Bresson'la alakalı, Kudelka'yla alakalı, Salgado'yla alakalı bir yayınımız var. İzlememiş olan dostlar ve tavsiye geçmeyin. Şimdi her dersin öncesinde ne konuşacağız, ne konuştuk, programın neresindeyiz özeti yapacağız. Burada 6 oturumda neler yapacağız, onun bir toparlamasını görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız oturumlarda hangi başlıklarda yürüyeceğiz onu görmek anlamında bir rota çizsin bize diye. Bugün fotoğrafın bir anlatım dili olarak ama daha önemlisi anlamanın bir yolu olarak nasıl kullanıldığını konuşarak başlayacağız. Fotoğraf dilinin ve tarzının nasıl olması gerektiğini örneklerle konuşacağız. Aynı zamanda farklı fotoğraf başlıklarındaki dil nasıl değişiyor, bir fotoğrafın oluşma süreci nasıl gerçekleşiyor ondan biraz konuşacağız. Daha sonra da doğrudan fotoğraf ve doğrudan fotoğrafın hangi niyetlerle, hangi yöntemlerle yapılabildiğinden ve bizim konumuz olan belgesel fotoğraf projesi hazırlamanın yani anlatı kurmanın ne menem bir şey olduğunu da yine örnek fotoğraflar üzerinden konuşup birkaç tane de nacizane benim 15-20 yıl önce hazırladığım fotoğraf projelerinden böyle 7'şer 8'er örnek fotoğrafla o hikayenin ne olduğunu ve ne anlatmaya çalıştığımı göstermek istiyorum. Cuma akşamı belgesel fotoğrafın diğer disiplinlerle ilişkisini konuşacağız. Çok teferruatlı, çok detaylı, çok böyle keyif alacağınıza inandığım bir oturum yapacağız ve tabii ki sosyal belgeselin ne olduğunu, bir fotoğraf projesinin ne anlama geldiğini yine örnek fotoğraflar üzerinden konuşacağız. Bu akşamki oturumun sonunda bu belgesel fotoğrafın diğer disiplinlerle ilişkisinin alt başlığında neler var bir özet olarak sizlere aktaracağım. Önümüzdeki çarşamba ise bir belgesel fotoğraf projesi hazırlamanın aşamalarını konuşmaya başlayacağız. Yani konu seçimi nasıl yapılır? Araştırma, ilişkilenme ve çekim ağacı dediğimiz, kanava dediğimiz şey nedir? Onu detaylı konuşacağız, örnekleriyle konuşacağız. İsteyen arkadaşlara o dersin sonunda belgesel fotoğraf projesi hazırlama formları göndereceğim. O formlar biraz işte böyle WordPress foto gibi yerlerin paylaştığı, biraz benim ilerleyen dersler içerisinde geliştirdiğim formlardır. O formları doldurarak en azından bir projenin başlangıç adımını atma şansınız olacak. Ve yine çekim aşamasının nasıl olduğunu, nasıl sonuçlandığını konuşacağız. Dördüncü oturumda fotoğrafçının yaklaşımlarından bahsetmeye başlayacağız. Açı, konum, uzaklık, teknik, katmanlar, durumlar. Burada bayağı teferruatlı başlıkları örnek fotoğraflar üzerinden inceleyeceğiz. Beşinci oturumda yarın Murat Hoca'nın da bir farklı versiyonunu yapacağım. Fotoğraf seçmek üzerine biraz konuşup editing yani seçtiğiniz fotoğrafları sıralamayı yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor onlardan bahsedip belgesel fotoğrafın ve fotoröportajın ayrılmaz parçası olan altyazı ve metinin nasıl yazıldığına dair konuşacağız. Aynı zamanda da fotoğrafın etkisinin gücünün artmasını sağlayan çoğaltım ve dağıtımın nasıl bir şey olduğundan bahsedeceğiz. Son oturumda da portfolyo nasıl hazırlanır? Bu seçtiğiniz fotoğrafları insanlara sunarken neye dikkat etmelisiniz? Bir gösteri hazırlamak isterseniz nasıl, hangi programlarda nelere dikkat ederek yaparsınız? Ve olur da bu süreç içerisinde İlerleyen günlerde konuşacağız. Bize böyle 12-15 fotoğraflık serilerini göndermek isteyenler olursa onların hep adreslerini ve nasıl yapılacağını daha sonra söyleyeceğim. O işler üzerinden de bu çalışma şöyle devam edebilir ya da böyle tamamlanmış gibi konuşma imkanımız olacak.
Kabaca rotamız budur. Ama biz her yolculuğa çıkarken söylüyoruz. Biz bir rota çizeriz de yol bize ne getirirse diye. Bütün seyahatlerde gördüğümüz her ışığa ve duyduğumuz her sese hareket ederiz diye yola başlarız. Dolayısıyla bu atölye içerisinde de fotoğraf bizi nereye götürürse biz de o tarafa doğru gideriz gibi bir yaklaşımımız olacak. Bilginiz olsun isterim. Bu akşamki başlıklarımız bunlar arkadaşlar. Daha önce çok teşekkürler Ali Eren Bey. Bu tarz atölyelere katılan arkadaşların da bileceği üzere öncelikli olarak biz çatımızı fotoğrafın nasıl bir dil olduğundan kurarak yola çıkmak durumundayız. Ufak ufak o hikayeye başlayalım. Ama bu programın dayandığı birkaç tane kitap var. Çok kitap var. Yani bir sürü şey de anlatacağım, bir sürü örnek de vereceğim. Fakat şu üç kitabı bir şekilde sahipseniz ya da edinebiliyorsanız, online sipariş yoluyla ya da dışarı çıkma durumunuz var da bir yerlerden alabiliyorsanız, mutlaka edinin. Çünkü rotayı sevgili Özcan Yurdalan'ın belgesel fotoğraf ve fotoröportaj kitabı üzerinden kuracağız. Bu kitapta anlatılan yöntem aslında fotoğrafçı olmak üzerine pratik bir rehber. David Hearn, Bilge ile Sohbet Ediyor kitabında da anlatılan bir yöntemi kullanarak şey yapacağız, işlemeye çalışacağız. Ve tabii ki belgesel fotoğrafçıların bu hikayeyle ilgili, bu mevzuyla alakalı yaşadıklarını ve düşüncelerini aktardıkları Çağımızın Tanıkları Belgesel Fotoğrafçılar Anlatıyor kitabı da muazzam ışık tutacaktır. Edinebiliyorsanız 3 kitapla başlamayı öneririm ama biraz sonra birkaç kitap daha önereceğim. Hep konuştuğumuz bir başlıkla başlayalım. Fotoğraf bir anlatım dilidir. Bu bütün fotoğraf kitaplarının başlangıç cümlesi. Naçizane benim de yazdığım bir 4-5 tane kitap var. O da hep öyle başlar. Onlar da hep öyle başlar. Temel fotoğraf semineri dersleri yaptığım zaman da aynı cümleyle başlamayı tercih ediyorum. Fotoğraf bir anlatım dilidir. Karşılaştığınız bir olayı, tanıştığınız bir insanı, yaşadığınız bir heyecanı büyük bir ihtimalle o an yanınızda bulunmayan birine aktarmak için kullandığınız bir araçtır. Dolayısıyla çektiğiniz her fotoğraf kurduğunuz bir cümledir görüntüler aracılığıyla diyoruz. Hatta bunu bir adım daha ileri götürüp diyoruz ki çektiğiniz her fotoğraf kurduğunuz her cümlenin başına bence kelimesini yazmanızdır. Bütün hikayeyi bunun üzerine kuruyoruz ve ortamın olduğu durumlarda, muhabbetin derinleşebildiği yerlerde diyoruz ki ya bunu hep böyle başlatırız ama ufak bir mevzuyla aslında bunu açmamız gerekir. Çünkü bu mevzuyu açmaya başladığımız andan itibaren artık belgesel fotoğrafın hikayesine dahil olmaya başlayacağız. Bir şeyi iyi anlatabilmenin ilk adımı, ilk yolu o şeyi anlamaktan geçer. Anlamadığımız bir şeyi başka birine anlatma ve aktarma şansımız yoktur. Biz Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünü alıp anlamak kelimesinin içine baksak neymiş acaba bu diye büyük ihtimalle şöyle bir tanım göreceğiz. Bir konu hakkında o konuyu etüt ederek, detaylı araştırarak ne film döndüğünü anlama durumu falan ya da çözme durumu falan gibi bir anlam bulacağız büyük ihtimalle. Bu etüt etme, ne film döndüğünü çözme kavramları da bir taraftan böyle bir arama motoru gibi arkada çalışsın. Ama biz cümleyi gelin şöyle kuralım. Fotoğraf anlamanın ve anlatmanın bir yoludur diye kuralım ve yola öyle çıkalım. Böyle çıkalım çünkü bu bizi bir anda başka yerlere götürecek. Mesela bizi Margaret Brookwhite'ın bir cümlesine götürecek. Margaret Brookwhite kim olduğunu şöyle bir size göstereyim, hatırlatayım, geri geleyim. Margaret Brookwhite önemli bir fotoğrafçı, birçok belgesel çalışmaları var ama bizlerin çok yakından hatırlayacağı sağdaki görüntüdür aslında, değil mi? Yani Ben Kingsley'in de oynadığı Gandhi filminde, Gandhi'nin son günlerinde onun fotoğrafını çeken bir kadın fotoğrafçı vardır. Tabii ki filmdeki fotoğrafçı Margaret Brookwhite'in kendisi değil, bir oyuncu. Ama o sahneden hatırlarsınız diye onu gösteriyorum. Soldaki kişi ise Margaret Brookwhite'in kendisi gerçekten. Çok önemli fotoğrafçılardan bir tanesi. O diyor ki, eğer dönen birinin fotoğrafını çekecekseniz,
Önce neden döndüğü üzerine düşünmelisiniz. Bir fotoğrafçı için anlamak, kullandığı teknik malzemeler kadar önemlidir. Şimdi, bütün hikayenin başına, yani fotoğraf çekmek, hangi makine, hangi objektif, nasıl yapacağım, siyah beyaz mı, renkli mi falan gibi her şeyin başına alıp önce bu mevzunun ne olduğunu anlayarak başlayın diyor. Ve buna da çok sıkı bir örneğim var. Yani Margaret Brookwhite'ın bir fotoğrafının örneği var. Diyor ki, Gandhi'nin durumunda çıkrık anlamla yüklüdür. Milyonlarca Hintli için çıkrık, özgürlük mücadelesinin sembolüdür. Niye olduğunu göstereceğim şimdi. Ama hatırlayın, Gandhi filmini hatırlayın. Gandhi, pasif direnişin önemli isimlerinden bir tanesi ve birçok film içerisinde de, eğer hayatını okuduysanız orada da göreceksiniz ki, daha Afrika'da avukatken başlayan bir muhalif tavrı ve pasif direniş tavrı var. Daha sonra Hindistan'a geldiğinde de farklı olaylar karşısında gösterdiği tepkiler var. Mesela büyük tuz yürüyüşü var. Hani tuza vergi geldiği zaman kendi tuzumuzu Hintliler biz kendimiz yaparız deyip okyanusa yürüdüğü ve bütün bir ulusu peşinden yürüttüğü bir şey var. En kritik şeylerinden bir tanesi de İngilizlerin tekstil üzerine koyduğu vergiler sonucu, yani kendiniz yapmayacaksınız, kumaşı bizden alacaksınız mevzusundan dolayı, hayır biz kendi yünümüzü eğirip ip yapar, onu dokur, kendi kumaşımızı giyeriz deyip o efsane olan kendi kumaşını dokuduğu ve yünü eğirip ip yaptığı çıkrıktan bahsediyor burada. Bu çok önemli bir sembol. Çünkü işte filmde de izlemişsinizdir. Kıyafetler yakılır falan ve direnişin başladığı, özgürlüğe giden yolun başladığı eylemlerden bir tanesidir. Margaret Brookwhite'ın çektiği Gandhi fotoğraflarından bir tanesi bu. Yani tam aydınlık bir alanın önüne denk gelen, sağ üst köşeden gelen ışıkla ters ışıkta kalan ve karanlık bir leke olarak gözümüze sokulan çıkrık, Hintliler için bir özgürlük sembolü demiş. Bunu anladığınız zaman, yani fotoğrafçı olarak Margaret Brookwhite bunu anladığı zaman, çıkrığın nerede duracağı, hangi ışık koşulunda duracağı, nasıl bir görsellikle kadrajda yer alacağını çözmüş oluyor. Bakın bu bizi nasıl etkiler, mevzu nereden nereye gelir, onu çözelim isterim. Hindistan bayrağını bilmeyenler bakabilir, internetten de bakabilir. Bu Hindistan bayrağıdır. Üç renkten oluşan bir bayraktır. İşte bunlar hani barış, bereket vesaire sembolleri var, saflık vesaire sembolleri var. Ortasında da bir simge var. Bu simge aynı zamanda çakra tabii ki, yani enerji merkezi vesaire falan. Fakat aynı zamanda çıkrıktır. Dolayısıyla Gandhi'nin bir özgürlük sembolü olarak kabul edilen hikayesi gelip ta bugün Hindistan bayrağında karşımıza çıkabilecek bir simgeye dönüşebiliyor. Şimdi bu bizi günümüz fotoğrafçısı olarak nereye getirir? Burası Rajghat. Yani Mahatma Gandhi'nin yakıldığı yer. Biliyorsunuz Hindu inanışında ölüler gömülmüyor, yakılıyor. Burası da Gandhi'nin yakıldığı yer. Ki görsel birikim serisini izleyen arkadaşlar Henry Cartier-Bresson'un Gandhi'nin yakılması ve cenazesi sırasındaki fotoğraflarını hatırlayacaklardır. Katılmamış olanlar bu yayından sonra o bölümü en azından izleyebilir diye umut ediyorum. Buraya biz her Hindistan'a gittiğimizde mutlaka uğruyoruz. Günümüzde hala insanların Gandhi'ye saygısını nasıl sunduğunu görebildiğiniz çok somut yerlerden bir tanesi. Oradaki, ortadaki mermer blok Gandhi'nin yakıldığı yer. Onun hemen başında hiç sönmeyen bir ateş var. Dört tarafı böyle karşıda da gördüğünüz duvarla çevrili. O duvarın üstünden bakabiliyorsunuz. Eğer yanına gidip saygınızı sunmak ya da ve işte duanızı ediyorsunuz, saygınızı sunuyorsunuz, oradan ayrılıyorsunuz. Sadece Gandhi'yi bilerek, aa işte Hindistan'a bağımsızlığını kazandırdı, şunları şunları yaptı diyerek buraya gelip saygınızı sunabilirsiniz, insanlar gibi dua edebilirsiniz, sadece izleyebilirsiniz. Bu kötü bir şey değildir, iyi de bir şeydir. Biz her seferinde onun için gideriz. Fakat bu çıkrı, bu bağımsızlık sembolünü falan bilirseniz, bu mevzuyu anladıysanız, karşı duvarın dibinde bulunan insanları fark edersiniz. Ve
duvarların üstünden karşı kıyıya kadar gittiğiniz zaman bu görüntüyle karşılaşırsınız. Gandhi Vakfı diye bir vakıf var günümüzde hala ve işte Gandhi adına birçok etkinlikler, birçok faaliyetler yapıyorlar. İşte orada vakıfta elde edilen gelirleri yine hayır işlerinde falan kullanıyorlar. Aynı zamanda da sembolik olarak kendi iplerini eğirip kendi kumaşlarını dokuyorlar. Sizin bu bilginiz, yani o çıkrığın bir özgürlük, bağımsızlık sembolü olduğu, Hindistan'ın bayrağına kadar girdiğini bilmeniz, etrafa farklı bir gözle bakmanızı ve oradan farklı hikayeler anlatma şansınızı doğurur. Onun için diyoruz ki fotoğraf bir anlama ve aktarma, anlatma yoludur diye. Fakat bu anlatma ve aktarma bizi başka bir hikayeye getiriyor. Dolayısıyla da fotoğraf bir iletişim yoludur. İletişim ve anlaşmanın yoludur. Ben İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunuyum. Dolayısıyla şu gördüğünüz şemanın daha basit ve daha karmaşık hallerini derslerde falan da görme şansımız oldu. Yine iletişimle alakalı olan dostlar, sizler de benzer bir hikayeyi zaten biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ben o çok basit ve çok karmaşık tablolardan bir sentez yapıp bir sonuç ortaya çıkardım. İletişim dediğimiz hikaye nasıl gerçekleşiyor? Bir kaynak var. Mavi oklarla gördüğünüz şey kaynaktan çıkan mesaj. Bir kodlama sistemine giriyor. Bu çok önemli. Biraz sonra bununla alakalı konuşacağız. Çünkü bu kodlama ses ve sözde harflerle, alfabeyle, kullandığımız dillerle, görsel sanatlarda ise farklı kodlarla, fotoğrafta hele bambaşka kodlarla karşımıza çıkıyor, kodlanıyor ve bir kanala ulaşıyor. Bu kanal, işte dedik ya, ses, söz, yazı, fotoğraf neyse ona geliyor ve biz alıcıya ulaşmadan önce o kodun tekrar çözülmesini bekliyoruz. Niye? Bizim hedeflediğimiz bir anlam, vermek istediğimiz bir mesaj var. Alıcı kendi bilgi birikimine göre, algılamasına göre, o kod üzerindeki becerisine göre, o anki ruh haline göre ve hatta verdiğimiz mesaja olan ihtiyacına göre bizim ilettiğimiz mesajı, aktarmak istediğimiz anlamı alıyor. Ne kadar aldığı ayrı bir hikaye ve buna bağlı olarak da bize bir geri dönüş, geri bildirim sağlıyor. İletişim bu alan üzerinde dönüyor. Yalnız bu arada da bütün bu hikaye gerçekleşirken bu mevzu bir gürültü dediğimiz bir alanda oluşuyor. Anlı görüntüyle zaten boğulmuş oluyor. Atıyorum Instagram'da fotoğraf paylaştıysanız sadece bir parmak hareketiyle başka bir sürü görüntünün geçtiği bir alana bakıyor. Ne bileyim, bir fotoğraf gösterisi yapıyorsanız önünde, arkasında, sağında, solunda oturan, yan tarafta görünen başka bir şey ilgisini dağıtabiliyor. Biriyle konuşuyorsanız sağdan soldan gelen sesler de gürültü olabiliyor. Yani iletişim böyle bir alan üzerinde gerçekleşmeye çalışıyor. Dolayısıyla da bu iletişim, bu anlatımın ortak bir yolu olması gerekiyor ve iletişimin, anlatımın 3 tane yolu var. Daha önceden de konuştuğumuz mevzulardır bunlar. Ses, söz ve görüntü. Bu atölye boyunca biz görüntüye fotoğraf diyeceğiz. Sinema, resim vesaire, bütün görsel sanatlar o tarafa dahildir ama. Ama ses ve söz daha direkt anlatım araçlarıdır. Fotoğraf ise onlardan biraz farklıdır. Bakın, örnek bir cümlem var. 6 oturumluk bu atölye çalışmasında kullanacağımız yöntem Magnum Photos ve National Geographic fotoğrafçılarının uzun yıllardır deneyimledikleri çalışma yöntemidir. Bu cümleyi okuduğunuzda, bu cümleyi duyduğunuzda umut ediyorum ki hepimiz aynı şeyi anladık. Bu atölye programı 6 oturum boyunca sürecek. Bizim bu atölyede konuşacağımız yöntem aslında dünyanın fotoğraf anlamında önde gelen iki kurumunda görev alan fotoğrafçıların zaten uzun yıllardır sonuç aldıkları, başarılı bir şekilde uyguladıkları bir yöntem olacaktır. Bunun dışında başka bir şey anlama ihtimalimiz yoktur açıkçası. Buna dayanarak başka sorular sorabiliriz. Ya Paris Foto'nun fotoğrafçıları başka şey mi kullanıyor?
ne bileyim işte biz sadece bir yöntem mi konuşacağız? Bak bunlar başka yorumlar ama şurada okuduğumuz şeyler ya da duyduğunuz şeyler ortak bir anlama ulaştırır. Fotoğraf ise öyle değildir. Fotoğraf biraz daha farklı bir iletişim yolu. Göze hitap eden bir anlatım biçimi, anlatım dili olduğu için izleyicinin o görüntülerle, o görselliklerle anladıkları, o anki ruh hali, birikimi, o kodları ne kadar çözdüğüne bağlı olarak fotoğrafçının hedeflediği anlamdan başka yönlere kayabilen bir anlatım yolu fotoğraf. Bunun içinde birçoğumuzun okuduğu John Berger diyor ki fotoğraf bir yarı dildir. İzleyiciyi de kendisine davet eden ve onun da katılımıyla bir anlama ulaşabilecek bir dildir diyor. Burada buna küçük bir virgül koyuyorum ve başka bir mevzuyla tekrar başlamak istiyorum. Bu noktaya kadar konuştuğumuz mevzularla alakalı aklınıza takılan, sormak istediğiniz, yorum yapmak istediğiniz bir şey varsa bir durayım, yoksa daha önce ders yaptığımız arkadaşlar biliyor, ben kaptırdım mı böyle 4 saat konuşurum. Yani hiç yorulmam, bana kahve verin, su verin, ondan sonra sabaha kadar anlatayım. Anlaşılmayan, iyi anlatamadığım, sıkıntı yaşadığınız, aklınızda bir soru doğuran bir şey varsa buyurun. O arada da ben de suyumu doldurmuş oluyorum. Evet, mevzuyu şöyle devam ettiriyorum o zaman. Yine aklınıza bir şey gelirse lütfen yazın. Ben arada durup tekrar dönebilirim. Şimdi Müge Hanım, yanılmıyorsam son oturumda sunum nasıl hazırlanır, gösteri nasıl hazırlanırla alakalı konuşacağız. Ama şöyle bağlayayım isterseniz, şimdilik kaydıyla bağlayayım. Elbette ki herhangi bir fotoğraf gösterisi yaparken ya da film gösterirken, dün Murat Hoca'nın dersine katıldıysanız orada böyle bir muhabbet vardı çünkü bir dansçının filmini gösterip üzerinde ses vardı, söz vardı. O söz olmasa ne anlardık şeyini bağlamıştı. İster ortam sesini kullanın, ister ayrı bir efekt olarak müzik kullanın ya da bir anlatım kullanın görüntüler üzerine. Bu izleyiciyi bir anlamda sizin yaratmak istediğiniz bağlama çekmek için kullanacağınız bir yöntemdir aslında. Genellikle biz belgesel fotoğraf için konuşurken deriz ki mutlaka altyazı olması gerekir. Altyazısı olmayan belgesel fotoğraf bir bacağı kısa kalır. Bunun sebebi de ne? Biraz önce söylediğim gibi fotoğrafın bir yarı dil olması ve izleyicinin de farklı anlamlara ulaşmasını engellemektir. Diyelim ki siz hüzünlü bir konunun fotoğraflarını çektiniz. Müzik ya da efekt ya da doğal ses kullanırken böyle neşeli 9-8'lik ritmi olan bir müzik kullanmazsınız. Bizi sizin fotoğraflarınızın havasına sokacak bir doğal ortam sesini ya da müziği tercih edersiniz. Bunun amacı da dediğim gibi farklı bir bağlama, farklı bir anlama ulaşmamasıdır izleyicinin. Dolayısıyla birlikte kullanılabilir disiplinlerdir. Belgesel fotoğraf arasında bir fark var demedim. Çektiğimiz her fotoğraf, kurduğumuz her cüz gerekir diye başladık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yoksa arasında bir fark yok. Belgesel fotoğraf çok bence dediğimiz bir şeydir. Şimdi bu oturumun ukalalık bölümüne geldim. Böyle bir 2-3 dakika biraz ukalalık yapacağım. Hans Eisler, Alman-Avusturya asıllı bir bestekar ve müzisyen, diyor ki yalnızca müzikten anlayan kişi müziği de anlayamaz diyor. İlker Maga'da, sevgili İlker Maga'da bunu biraz böyle tornistan ederek diyor ki sadece fotoğraftan anladığını ya da sadece fotoğrafla ilgilendiğini söyleyen insan aslında hiçbir şeyden anlamıyor demektir.
Dolayısıyla da biz birçok atölye programında, birçok etkinlikte fotoğrafçının bir şekilde beslenmesi gerektiğini konuşuruz. Nasıl beslenebildiğimize dair birkaç ukalalık yapmak istiyorum. Nur Hanım, şöyle bir müsaade isteyeyim mi sizden? Önümüzdeki oturumda cuma akşamı fotoğrafın farklı disiplinlerle ilişkisini konuşurken sanat ve belgesel fotoğraf diye bir başlığım olacak. Dolayısıyla orada sizin bu sorunuzu tekrar değerlendirelim. Hani fotoğrafı sanat olarak nasıl görebiliyoruz ya da ne zaman sanat, belgesel fotoğraf bunun neresinde duruyor gibi bazı sularda yüzeceğiz. Bu mevzuyu o zaman dillendirsek izin verir misiniz öyle bir şeyle? Yani böyle bir iki gün bana müsaade. Güzel örnek fotoğraflarla anlatmak isterim bu sözü, bu sorunuzun cevabını. Dolayısıyla birkaç tane beslenme yolu, birkaç tane fotoğrafla alakalı şeyle devam edelim istiyorum, öneriyle devam edelim istiyorum. Maybridge'in bu koşan at çalışmasını biliyorsunuzdur, mutlaka görmüşsünüzdür. Bir atın koşarken ayaklarının hangi durumda olduğunu ressamlar farklı çizerken Maybridge'de hayır öyle değil böyle demiş ve sonra kafaya takıp bir düzenek kurup onu fotoğraflamış. Onun bir filmi var YouTube'da, The Wild World of Edward Maybridge. Garip de bir kişiliği var zaten. Kısa da bir film, bunu izlemenizi öneririm. Birkaç önerim olacak böyle. Siyah beyaz fotoğraftaki zone sistemin, yani siyah beyaz fotoğrafta tam siyah, tam beyaz ve bütün gri tonları görmemizi sağlayan zone sistemin kurucusu olan Ansel Adams'la alakalı bir belgesel film var. Ansel Adams A Documentary Film diye YouTube'da ararsanız, 2002 yapımı, onu da bulacaksınız. Yine çok uzun olmayan, 1 saat 20 dakikalık bir filmdir. Bunu da tavsiye ederim. Yanılmıyorsam dün Video Brand sitesinde paylaştık Vivian Mayer'in hayatını. Finding Vivian Mayer filmini bulabilirseniz mutlaka izleyin. Çok ilginç bir hikayedir izlememiş olanlar. Çok film var da ben böyle kısa kısa şey yapayım. Henry Cartier-Bresson'un The Impatient Eye, nasıl diyelim, heyecanlı, coşkulu göz isimli belgesel filmi. Robert Capa hakkında Eyes of the World, Sebastian Salgado'nun The Salt of the Earth ve James Nahwey'in War Photographer, Savaş Fotoğrafçısı filmleri izlemediyseniz sizi bekliyor. Mutlaka izleyin, YouTube ve benzeri alanlarda bulma şansınız var. Bresson'la ilgili Contacts diye böyle 20'şer 15'er dakikalık iki bölümden oluşan bir film var, dokümenter var. Mutlaka izleyin. Yani Bresson'un böyle kontak baskıları üzerinden işlerini anlatan, izlenmesi gereken biyografisi Richard Whelan'ın yazdığı. Bresson biyografisi Espace yayınlarından, Capa biyografisi ve Magnum kitabı da Agora yayınlarından çıktı. Bulabileceğimiz kaynaklardır. Bunları da edinip okunmakta fayda var. Böyle 500'er 600'er sayfalık kitaplardır ama hani zamanımız çoktur diye umut ederek tavsiye olarak yapmış olayım. Şimdi oradan tekrar, yani bu sadece fotoğraftan anlamayalım, başka alanlardan da anlayalım ama fotoğraftan da beslenelim kaynakları olsun diye önerdiğim şeylerde. Şimdi tekrar dönüp fotoğrafla alakalı konuşacağız. Onur Bey, sevgili Cem Saner öyle bir yöntem yapıyor. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu videonun yayını bittikten sonra ya bu akşam ya yarın açıklama bölümüne mümkün mertebe konuştuğumuz bütün linkleri koyuyoruz. Tekrar bakmakta fayda var, aklınızda olsun diye söylemiş olayım. Diyoruz ya, her fotoğrafçının çektiği konuyu göstermek ve anlatmak gibi iki sorumluluğu var. Yavaş yavaş artık fotoğrafçıların sorumluluğuna gelip bunu yapma yolları üzerine konuşmaya başlayacağız. Çektiğimiz konuyu göstermek ve çektiğimiz konuyu anlatmak biz fotoğrafçıların
en önemli sorumluluğudur diye konuşuyoruz ve hep belirtiyoruz. Diyoruz ki çektiği konuyu göstermek fotoğrafçının becerisi değildir. Çektiği konuyu göstermek fotoğraf makinesinin becerisidir. Çünkü karşısında ışık yansıtan objeyi kaydetme becerisi sizde, bende olmayan şey. O fotoğraf makinesinde olan şey. Biz fotoğrafçıların becerisi çektiğimiz konuyu anlatmaktır. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde göstermek ve anlatmak kelimelerinin de karşılıkları zaten var. Mesela emlak fotoğrafları, mesela otel fotoğrafları çektiği konuyu gösteren fotoğraflardır. Bize bu evde yaşayanlar mutlu muydu? O evin çevresinde bilmem ne şenlik mi oldu, bilmem ne mi oldu gibi şeyleri anlatmaz. Ya da otel fotoğrafları öyledir. Oda ne kadar büyük, küçük, onu da biraz hileli gösterir zaten. Yatak nerede duruyor falan, onları gösterir. Ama bizim çektiğimiz mimari fotoğraflar öyle değildir. Yapıyı olduğundan heybetli göstereyim, burası bir inanç yeri, şöyle göstereyim falan diye kendi derdimizi, kendi niyetimizi de kattığımız şeylerdendir. Dolayısıyla bizim normalde çektiğimiz mimari fotoğraflar dahi sadece göstermek değil, aynı zamanda anlatmak kaygısı da taşıyan işler olmak durumundadır. Devam edelim. Biraz daha böyle kafaları karıştıracak, biraz daha farklı hikayeleri nasıl konuşturabildiğimizi çözeceğimiz örneklere bakalım. Bir adamın fotoğraflarını görüyorsunuz. Şimdi sadece bir adam olarak bakalım. Baktığımız zaman soldaki fotoğrafta diyebiliriz ki tertipli, düzgün, temiz ama ciddi bir adam. Sağdaki fotoğrafa baktığımız zaman çocuklarla arası iyi olan bir adam falan diye konuşabileceğimiz birisinin fotoğrafına bakıyoruz, fotoğraflarına bakıyoruz. Fakat biraz daha hikayeyi geliştirirsek, biraz daha farklı fotoğraflar görmeye başlarsak, bu sefer bu kişiyle alakalı farklı bilgiler anlatılmaya başlanır bize fotoğraflar tarafından. Ve bunu da biraz önce Müge Hanım'ın sorusuna cevap verirken söylemeye çalıştığım bazı bilgilerle, illa ses değil ama yazıyla, dedik ya belgesel fotoğrafın kaçınılmaz şeylerinden bir tanesi, biraz anlatımla, yani o iletişimdeki alıcının bilgi birikim durumuyla oynadığımız anda, farklı bilgiler eklediğimiz anda, şu baktığımız adamla iki fotoğraf önce baktığımız adamın çok farklı olduğunu söyleyebiliriz artık, değil mi? Hani biz ilk gördüğümüzde de biliyorduk ama niye, bilgi ve birikimimiz alıcı olarak zaten yüklüydü. Ama o olmasaydı bile bu ve bundan sonraki fotoğrafla zaten yeterince mevzuyu çözmüş olabilecektik. İlk fotoğraflar daha çok, hele ilk fotoğraf gösterirken diğerleri artık anlatmaya başlayan fotoğraflara dönüşüyor. Fakat bunu yaparken şimdilik böyle küçük bir şey, raptiyeyi bir yere takıp devam edeceğim. Hiçbir fotoğrafçı tarafından ilk atışta vurulmuyor. Sevgili Hasan Burak Durmuş, tam oraya geldim. Tek fotoğrafla belgesel olmuyor. Niye olmadığını konuşacağız ama böyle raptiyeleri taka taka gideyim, olur mu? Tek başına da oluşmadığı gibi, yani tek bir fotoğraf bütün bir mevzuyu anlatamayacağı gibi, o tek fotoğrafı çekerken dahi tek bir atışta vuramıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka o konu üzerinde çalışmanız gerekiyor. Hatırlarsanız anlamak için sözlüğe bakarsak bir konuyu etüt ederek orada ne film döndüğünü çözme çabası falan diye konuşmuştuk. Dolayısıyla herhangi bir konuyu çekerken o konu etrafında yapacağımız çekim çalışmaları da o konunun fotoğrafik olarak etüt edilmesidir. Ve Bresson'un Contact filmini önermiştim. Kontak baskılar, eski analog dönemde, yine konuşacağız onları önümüzdeki oturumda da. Şimdi de indeks baskı ya da arşivinizde bir dosyayı açtığınızda gördüğünüz bütün fotoğraflar sizin herhangi bir konu hakkında nasıl çalıştığınızı gösteren önemli ipuçlarıdır. Ve biz
bir kontak baskı üzerinden fotoğrafçının o konuya gelene kadar nasıl çalıştığını, hangi açılardan, hangi yüksekliklerden, hangi anlarda çalıştığını ve en doğru fotoğrafı seçip seçemediğini görebiliriz. Burada ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok kabaca tarif edeyim. Bir önceki karede daha görüntü, hareket oluşuyor ve karar anı diyor bu fotoğrafta seçilmiştir diyor. Seçtiği fotoğraf da bu. Yani adamların tam kadına baktığı ve kadının adım attığı anda görünen anı yakalamış olması. Tek bir fotoğrafta belgesel olmadığı gibi o fotoğrafı da tek bir atışta vurma şansımız yok. Aklımızda olsun. Çok bilinen fotoğraflardan bir tanesi değil mi? Charlie Cole'un fotoğrafı Tiananmen Meydanı'nda tankların önünde duran elinde market ya da pazar poşetleriyle duran sivilin fotoğrafı. Renkli versiyonunu da, siyah beyaz versiyonunu da koydum. Herhangi birini görmüş olabilirsiniz. İkisi de aynı fotoğraftır aslında. Sağdaki daha fazla kroplanmış halidir. Mesela bu tarihi an dahi öyle fotoğrafçı "Aa, gördüm de çektim" diye yakaladığı bir an değildir. Çünkü bunun da arşivine baktığımız zaman fotoğrafçının, bu internet ortamında bulabileceğiniz bir görüntüdür. Ben hemen sizler için buraya aldım onu. İncelediğiniz zaman göreceksiniz ki tankların yolun başından gelmesi, adamın bir taraftan gelmesi ve tankların önüne dikilmesine ve hatta daha sonrasında tanklar devam ettikten sonra olanlara kadar böyle 16, hatta bunun bir devamı da var, 20 karede kaydedilen, daha sonra en etkili olduğuna inanılan bu anın seçilerek sunulduğu bir işe bakıyoruz aslında. O nedenle de bu bir yöntem olarak şimdilik cebimizde dursun, raptiyeyi bir yere takmış olalım. O raptiyeyi ve altındaki kağıdı alacağız birkaç oturum sonra. Bunu hep konuşuyoruz. Çok hızlı geçeceğim. Örnek fotoğraflarına bakacağız. Biz fotoğraf çekerken bir gerçekliği aktarmaya çalışıyoruz. Ama fotoğrafın özellikleri gerçeğin özellikleriyle çok farklıdır. Ve biz en basit fotoğrafı çekerken bile bu hikayeleri düşünmek zorundayız. Yani normalde hareketli olan bir dünyayı sabit fotoğrafla nasıl anlatacağım? Belki yüksek enstantane, belki düşük enstantane, belki pan tekniğiyle ama bir şekilde o hareketi nasıl aktaracağım? O hareketli doğru anı kaydedebilecek miyim sorusu fotoğrafçının bir tarafında çalışmalı. Şimdi bakın, o kadar çok çalışma motoru bırakacağız ki etrafa. İnsan bazen korkuyor. Yani biz bunların hepsini bir fotoğraf esnasında nasıl yapacağız diye. Yaptıkça, çalıştıkça ve kendimizi hazırladıkça bunlar refleks olarak kendiliğinden oluşan mevzulara dönüşecek. Fotoğraf iki boyutlu bir sanattır. Hayat ya da gerçek dört boyutludur. Süreci hadi hareket ve sabit yakalamayla hallettik diyelim ama derinlik duygusunu çözmemiz gerekir. Çünkü fotoğraflar sadece yüzey sanatı olarak kalırsa bu örnek fotoğraftaki gibi olur ve çoğumuz bakmayız bile. Ama o derinliği hissettirecek, ne bileyim, önde bir çerçeve mi olur? Onun arasından mı ileri bakarız? Ne bileyim, önde bir öğe, arkada o manzara mı olur? Ama bir şekilde bize üçüncü boyutu hissettirecek yaklaşımı da bulmamız gerekir. Müge Hanım, 5N1K'yı konuşacağız. Evet. Ama ben şimdiden bir spoiler vereyim mi size? 1K'yı biliyoruz. Kim sorusunun cevabı çok bellidir. Fotoğrafçı. Sizsiniz yani. 5N'yi konuşacağız ama. Özellikle sosyal belgesel fotoğraflarda bu 5N1K bizim için çok kritiktir. K'yı biliyoruz. Artık 40 tilki dolaşacak. Hiçbirinin kuyruğu değmeyecek. Ve o tilkileri de bir düzenle hareket ettireceğiz. Yani böyle bir taraftan topları çevirirken ayağımızda tabak döndürüp buradan ıslık öttürüp kafamızdan da matematik problemi çözeceğiz gibi bir şey görünüyor ama hepsi kolay. Hepsini halledeceğiz, merak etmeyin. Zaten hallediyorsunuz. Tabii ki 360 derece bir şey gösteremiyorum. Dolayısıyla da hani genel bir görüntüden bir yapılan bir kadrajı gösteriyorum. Çünkü hayat ya da gerçek
sınırsız, sonsuz bir şeydir. Fotoğrafçı her zaman bir çerçeve, bir kadraj içerisinde hikayesini anlatır. Ne bileyim, Suriye'de yanılmıyorsam Halep'teydi. Bu savaştan çok önce çektiğimiz, yani savaş çok önce değil, bir ay, bir buçuk ay önce çektiğim fotoğraflardan biri. Esad lehine şarkılar, türküler söyleniyordu. Ama o genel görüntü mutlak lazım. Ama onun içinde sizin de hikayenizi anlatacak çerçeveleri, kadrajları oluşturmanız gerekiyor. Cemil Hacıkoğlu'nun bir günde çalışmasından, bu kadrajı oluştururken, o çerçeveyi seçerken yatay, dikey, ne bileyim daha yakın, daha uzak alternatiflerinizi oluşturmanızı bekliyoruz. Bunlar hep küçük raptiyelerdir, aklınızda olsun. Bizim hayat ya da gerçek dediğimiz şey içerisindeki her şey işlevseldir ama fotoğraf estetiktir. Bu estetik mevzusunu da Nur Hanım sanat ve belgesel fotoğrafı konuşurken estetiği de dahil ederek konuşacağız. Bu da bir tarafta aklımızda kalsın bir raptiye olarak. Ama fotoğrafın genel tavrı içerisinde bir estetik durum vardır. Onu da düşünmesi gerekiyor fotoğrafçının. Dolayısıyla da fotoğrafçı bütün bunları düşünürken bir dil oluşturmak durumunda. Bir fotoğraf dili kullanmak durumunda. Peki dil dediğimiz şey ne? Canlıların kendilerini ifade etmek için kullandıkları, önemli noktası şu, ortak kodlarla kurulduğu için belirli sayıdaki ötekiler tarafından da çözülebilen iletişim yöntemlerinin tümüne dil diyoruz. Yani benim yaklaşık bir saattir anlattığım mevzuyu, kurduğum cümleleri anlayabilmeniz için Türkçe dediğim bir kodu kullanıyorum. Sizin de bu kodu, yani Türkçeyi biliyor olmanız lazım ki iletişimi kurabilelim. Anlaşıp dil dediğimiz şey çok kabaca bu ortak kodlara sahip olmamız anlamını taşıyor. Hep derslerde ortak kodlarımız var demektir. Dil böyle bir şey işte. Masa kelimesi, o harflere baktığınız zaman, o sembollere baktığınız zaman aşağıdaki objelerden hiçbirine benzemez. Belki M harfine biraz. Ama masanın tamamına benzemez hiçbiri. Fakat biz kelimeyi gördüğümüz anda, ben bu görüntüleri göstermeseydim de siz bunlardan birini kastettiğimi anlardınız. Dolayısıyla dil öyle bir şey. Peki fotoğraf dili nasıl bir şey? Biraz da ona bakalım örneklerle. Fotoğraf dili, sizin aktarmak istediğiniz mevzuyu, olayı, düşünceyi, anlamı, mesajı görsel olarak aktardığınız bir şeydir. Dolayısıyla da kodları kullanıyorsunuz ya, o kodlar sizden gelmesi lazım. Sizin bildiğiniz kodların kullanılması mümkün. Yani işin içinde siz de varsınız. Sizin yoğunluğunuz, sizin algınız, sizin aktarmak istediğiniz mesajlar karşı tarafla buluştuğu zaman fotoğraf dili bir kod açımına ve çözümüne uğrayıp anlaşılabiliyor. Ama fotoğraf dilinin birkaç tane özelliği olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, fotoğraf dili konu hakkında bilgi verebilmeli, aşinalık yani bir tanışıklık yaratabilmeli, bir kanı uyandırmalıdır. Bu becerilere sahip olmalıdır. Mesela İstanbul gün batımındaki görüntüsüyle dünyanın hatırlanabilir 10 şehrinden biridir. Nasıl ki Paris ya da Eyfel deyince Paris, gökdelenler deyince New York, bilmem ne deyince şurası falan aklımıza geliyorsa, şu Sarayburnu'ndaki gün batımı görüntüsünü söylediğimiz zaman da ya da gördüğü zaman da dünyadaki insanlar İstanbul diyormuş. Dolayısıyla sadece bu görüntü bile insanlara bir bilgi verir, bir alışkanlık, aşinalık yaratır ve bir kanı uyandırabilir. Sadece görsellikle bunu yapabiliyor. Belgesel fotoğrafa ya da fotoğraf projelerine geldiğimiz zaman bunu başka öğelerle de destekliyoruz. Mesela bu fotoğrafın verdiği bilgi ve şudur. Veli Efendi Hipodromu'nda hayat sabah 4 civarında başlar. Tabii ki bunu tek başına bu fotoğraf vermez. Daha sonra Veli Efendi ile alakalı ve belgesel fotoğrafla, projeyle alakalı konuştuğumuz zaman bu bilgiyi ve bu kanıyı nasıl oluşturuyor ondan bahsedeceğiz.
Aragüler'in Beyaz Güvercinli Adam Bülent Ecevit albümünden bir fotoğrafa baktığımız zaman, tek bir fotoğrafa da baktığımız zaman bu gördüğümüz insanla alakalı bir bilgiye ve bir kanıya ulaşabiliyoruz. Tabii ki kitabın tamamına, fotoğrafların tamamına bakınca başka birçok anlamı ve toplam bir hikayeyi anlama şansımız olacak. Cemil Hacıkoğlu'nun Bir Günde hikayesinde bu fotoğrafa baktığımız zaman ha diyoruz, üzücü bir olay var. Hemen bizde bir kanı uyanıyor, bize bir bilgi vermeye başlıyor fotoğraf. Bu sadece görsellikle elde edilebilen bir mevzu, onu vurgulamak istedik. Peki biz bu dili kullanırken fotoğraf nasıl bir süreçten geçiyor, biraz da ondan bahsedeyim. Bir fotoğrafın fikrinin fotoğrafçı zihninde oluşmasıyla izleyiciye sunulması toplam 7 adımdan oluşan bir aşama silsilesi. Fikrin fotoğrafçının zihninde oluşması şu: hadi ya yarın gidip bir fotoğraf çekeyim. Yani bir fotoğraf çekme hikayesi zihninize geldi demek bu. Daha sonra konu seçimi geliyor. Yarın gideyim de bilmem nerede gün batımı çekeyim. Bakın konu seçimi ikinci adımımız. Sonra çekim esnasındaki tercihler silsilesi geliyor. Kullanacağınız objektif, ışık ölçümü yapacağınız yer, hangi enstantane diyaframı tercih edeceğiniz, kadrajın neresinde ne olacak kararları, yani kompozisyon, bir tercihler silsilesi. Bunun ötesinde çekim esnasındaki bir duygu yoğunluğu da söz konusu. Fotoğraf tabii ki duyguyla yapılan bir şey. Herhangi bir konu hakkında iyi ya da kötü bir şey hissetmeniz gereken bir şey. Aa ne güzel ya da yani acayip falan demeniz gereken bir şey. Bu olduğunda deklanşöre basma durumu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da herhangi bir fotoğrafı çekebilmemiz için çekim sırasında da bir duygu yoğunluğu mutlak yaşanıyordur. Ki daha sonra fotoğraf seçme mevzusuna geldiğimiz zaman bu duygu yoğunluğundan ne kadar sıyrılırsak o kadar iyi fotoğraflar seçebildiğimizi konuşacağız. Bu 7 adım içerisinde fotoğrafçının neredeyse deklanşöre basmak dışında hiç dahlinin olmadığı, hiç müdahalesinin olmadığı, elinden bir şey gelmeyen bir basamak var. O da kayıt anı. Yani biz deklanşöre bastığımız anda kullandığımız sisteme göre makine içerisinde bir şey oluyor. Atıyorum kafadan, analog kullanıyorsanız ışık içeri giriyor, gümüş tozlarını karartıyor filmin üzerindeki, görüntü orada oluşuyor, oraya kaydediliyor. Dijital kullanıyorsanız pikseller harekete geçiyor, bir enerji oluşturuyor. Bu önce buffer'a, tampon belleğe, o daha sonra işlemciye gidiyor. İşlemcide yazılımlar çalışıyor. O enerjiyi, o elektrik akımını veriye dönüştürüyor. O veri hafıza kartına yazılıyor vesaire vesaire. Ama burada sizin elle girip de yaptığınız bir şey yok. Sadece deklanşöre basıyorsunuz. Zaten hani çektiğimiz konuya göre saniyenin 250'de biri, 500'de biri, 10 saniye, 20, neyse çekiyorsanız ona göre. Öyle bir süre iş bizden bir an çıkıp geri geliyor. Sonra post prodüksiyon başlıyor. Film kullandıysanız belki karanlık oda, dijital kullandıysanız Photoshop, belki baskı, belki sunum vesaire bir şey. Yani çektiğiniz görüntünün insan içine çıkabilecek hale gelmesi. Nasıl ki hiçbirimiz sabah kalktığımız gibi yola dışarı çıkmıyoruz. Bir saçımızı başımızı tarıyoruz, bir tıraş oluyoruz, makyaj yapıyoruz vesaire. Fotoğraflar da öyle, bir tıraş olmadan, bir makyaj yapmadan, bir saçını başını taramadan insan içine çıkamıyor. İşte bu post prodüksiyon adımı. Sonra da sunum adımı geliyor. Yani izleyiciye hangi mecrada ulaşacağı. Ve bakın sunum aşamasında bu ana kadar yaptığınız her şeyi değiştirme ihtimaliniz var. Her şeyin bozulması ya da her şeyin farklılaşması ihtimali de vardır. Dolayısıyla da çok kritik anlardan bir tanesidir. Mesela şöyle düşünün çok kabaca. Diyoruz ki işte bir belgesel proje yapmışsın. Hepsi böyle adım adım oraya kadar gelmiş. Diyorsun ki bunun sonunda bir kitap yapacağım. Kaç? 250 fotoğraf olacak. 250 fotoğrafını seçiyorsun. Güzel çatısını kuruyorsun. Kitapta tasarım yapılıyor bilmem ne falan, pat yayınlanıyor. Yayın evi diyor ki ya güzel oldu kitap ama diyor bunu çıkarırken diyor bir de sergi açalım diyor. Lansmanını da öyle yapalım diyor. Şimdi diyor bu 250'den şu galeride açacağız. 50 tanesini seç diyor.
Şimdi bakın hikaye ne kadar zorlaştı değil mi? Siz derdinizi 250 fotoğrafla anlatmıştınız. Şimdi aynı derdi 50 fotoğrafla anlatmanız gerekecek. O 250'den 50'ye indirmek bile acayip bir eziyet. Sonra sergiyi de hazırlıyorsunuz. Bir basın kurumunun haberi oluyor. Diyor ki sizle bir röportaj yapmak istiyoruz bu projenizle alakalı ve fotoğraflarınıza da yer vereceğiz. Ama diyorlar bize 7 tane fotoğraf verin, 7 tane basabiliriz. Şimdi siz bütün derdinizi anlatacak 250 fotoğrafı zaten 50'ye indirmiştiniz. Bir de onu 7'ye indireceksiniz. İş ne kadar değişiyor sunum mecrasına göre. Ya da ne bileyim hatırlayın eskiden Instagram sadece kare formatta fotoğraf paylaşmaya izin veriyordu. Dikdörtgen paylaşmak istiyorsak bir sürü cambazlık yapmamız gerekiyordu. Siz bütün fotoğrafları dikdörtgen çekmişsiniz, Instagram'a koyacaksınız. O zaman bu sefer yeni bir kompozisyon biçimi, kareyi denemeniz gerekecekti. Yine kurduğunuz bütün hikaye bozulacaktı. Dolayısıyla sizin düşüncenizle başlayan ve sunuma kadar devam eden sürecin tutarlı olması derdinizi çok güçlü anlatabilme imkanı verecektir. Bir soru var. Fotoğrafı o esnada kalbimizle mi yani duygu ile mi o an gördüğümüzü gözümüzle mi çekmek daha iyi sonuç verir? Sayın Gül Aytekin hatırlarsanız dersin en başında bütün mevzuları oturtacağımız bir eksen çizdik aslında. Henri Cartier-Bresson'un bir sözüyle çizdik o ekseni. Fotoğraf çekmek kafayı gözü kalbi aynı nişan çizgisine yerleştirmektir diyor. Hani ne o göz göz arpacık mıydı falan çok sevmiyorum silah muhabbetini ama hani nişan alma ateş etmede öyle bir şey vardır. Onun muhtemelen bir sırası vardır da göz göz arpacık mı göz 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 arpacık mı neyse bilmem. Fotoğrafta ne kadar var onu söylemek çok zor. Hani mutlaka bir duygu gerekiyor. Mutlaka göz gerekiyor. Ama parmak çok gerekiyor. Parmak çalışmazsa o da olmuyor. Dolayısıyla bunların hepsinin eş güdümlü çalışması herhalde bizim vay be ne biçim çekmiş dediğimiz fotoğrafları doğuruyor. Şimdi umarım açıklayıcı olmuştur. Ki daha sonra bu duygu görmek vesaire bunların hepsini yine konuşacağız. Bir fotoröportajın elemanları yanılmıyorsam 4. oturumumuzda. Aynı konuyu farklı fotoğrafçılar farklı biçimlerde fotoğraflayabilir ve sunabilir. Aradaki farkı yaratan şey fotoğrafçının zihninde başlayan süreçte ortaya çıkmaya başlar. Bakın futbol konusunu bir foto muhabiri sağdaki gibi bir görüntüyle anlatabilirken Magnum Photos'un Futbol isimli bir kitabı vardır. Oradan iki tane fotoğraf. Aynı mevzuyu, futbol mevzusunu tamamen başka hikayeyle anlatma şansı olabilir. Faruk Bey, süreci baştan sona planlamış olmak hangi adımlarla yürüyeceğimizi kolaylaştırır. Ama başarı nedir sorusunun cevabı için şöyle bir şey söyleyeyim. Biz hep derslerde öyle konuşuyoruz da onun için. Aklı başında bir fotoğrafçı için güzel ya da iyi bir fotoğraf çekmekten çok anlatmaya çalıştığı konuyu anlamak daha büyük bir başarıdır diye. Mevzuyu anladıysak anlatacak bir yol buluruz diye tahmin ediyorum. Birkaç örnek daha vereceğim şimdi. Fotoğraf dallarına göre bu zihinde oluşma, bu efendime söyleyeyim teknik tercihler vesaire falan nasıl değişiyor ona dair birkaç örnek konuşalım hemen. Mesela belgesel fotoğrafla uğraşanlar daha çok görüntülerin, sözcüklerin bir arada olduğu bir düzenle çalışır ve gerçeğin hikayesini anlatmaya çalışır. Hangi gerçek olduğundan konuşacağız daha sonra ama kabaca söyleyeyim. Fotoğrafçının tanık olduğu süre, tanık olduğu açı ve tuttuğu taraf kadar gerçeklikten bahsediyoruz. Çünkü belgesel fotoğraf dediğimiz şey tarafsız değildir. Öznel bir anlatım yoludur. Dolayısıyla gerçeklik ona göre değişir. Cuma akşamı bu doğruluk ve gerçeklik üzerine örneklerle konuşacağız. Foto muhabiri dediğimiz fotoğrafçı ise
daha çok olay odaklı çalışır. Seri bir anlatım peşinde değildir. Tek bir an, hikayenin en güçlü olduğu an onun için yeterli olabilir. Sevgili Burak, o mevzuyla alakalı, yani kapıdan çıkmadan neyi nasıl çekeceğimiz zihinde belli olmalıyla alakalı bayağı uzun uzun konuşacağız. Doğru söylüyorsun. Feyyaz abi, sen de doğru söylüyorsun. Çünkü herhangi bir şeyin fotoğrafını çekmek için mutlaka bir heyecan lazım. Ama bu heyecanı her anlamda düşünmemiz koşuluyla. Yani o ne kadar güzel, şahane, uf, nefis falan diyebileceğimiz gibi, aa yazık ya, ulan ne kötü ya, bunu başkaları da görsün ve onlar da bu gerçekliğin farkına varsın da olabilir. Yani iki uçta, olumludan olumsuza iki uçta heyecandan konuşuyorsak kabul ederim. İmaj odaklı çalışır. Reklam fotoğrafçısı ise hizmeti ya da ürünü satma, pazarlama üzerine çalışacak olan fotoğrafçıdır. Buradaki mevzu ne? Farklı dallarda çalışan fotoğrafçıların ekipmanı değişiktir. Duyguları, konulara yaklaşımları farklıdır. Refleksleri farklıdır. Ön hazırlığı farklıdır. Ve fotoğraf için izlediği yollar farklıdır. Çünkü fotoğraf için izlenen birkaç yoldan konuşacağız. Ama nasıl ve hangi teknikle, yöntemle çekerseniz çekin fotoğrafçı olarak, İzleyici bunların hiçbiriyle ilgilenmez. İzleyici senin gözünden dünyaya bakar, senin aktarmak istediğin mevzuyla alakalı bir ilgisi varsa, dedik ya, bir ihtiyacı varsa seni çıkarır ve o konuyla baş başa kalır. Hep diyoruz ya, Steve McCurry'nin Afgan kızı Şerbet Gula fotoğrafındaki en büyük başarısı, biz fotoğrafa baktığımız zaman kıza bak Nikon'a ne iyi bakıyor, kıza bak 70-200'e ne iyi bakıyor, kıza bak Nikon'a nasıl bakıyor, Steve McCurry'e nasıl bakıyor diye düşünmeyiz. Kıza bak bize nasıl bakıyor diye düşünürüz. Dolayısıyla da Steve McCurry'nin o fotoğraftaki en büyük başarısı aradan çıkıp bizi Şerbet Gula ile baş başa bırakmasıdır. Ama izleyici bu fotoğraftaki anlamı çözebilmek için tek bir sorunun cevabını hep arar. Fotoğrafçı bu görüntüyü neden kaydetti? Bu fotoğrafı niye çekti? İşte bizim belgesel fotoğrafçı dediğimiz insan çektiği her fotoğrafta bu soruyu kendisine soran kişidir. Ben bu fotoğrafı niye çekiyorum? En önemli sorulardan biri. 5N1K dedik ya, bir tanesi cebe girmeye başladı. Neden bu fotoğrafı çekiyorum? Tabii ki doğrudan fotoğraf yöntemi belgesel fotoğrafın peşinden koştuğu alan ve 3 niyetle yapılabiliyor. Bunları da daha önce konuşmuştuk başka oturumlarda, anlatım dili konusunda konuştuk, ilk oturumlardan birinde konuştuk ama ben ufak ufak hatırlatma amaçlı söyleyeceğim. Doğrudan fotoğraf, kullandığınız makinenin objektifin teknik ve optik imkanlarını kullanarak, çektiğiniz konunun doğasını değiştirmeyen ufak müdahalelerle yaptığınız ve klasik kompozisyon kriterlerine uyup kaydettiğiniz görüntüleri, daha sonra herhangi bir post prodüksiyonla değiştirmeden izleyiciye sunduğunuz çalışma alanı. Ve 3 niyetle yapılabiliyor diye konuştuk. Nasıl bir kategorizasyon olduğu aslında kimseyi ilgilendirmiyor. Ama bir reklam fotoğrafçısı, ya ben reklam fotoğrafçısıyım, belgesel çekmiyorum diyebilir. Bir belgesel fotoğrafçı, Türkiye koşulları için söylüyorum, ben sadece belgesel üretiyorum diyemez. Birisi derse ki ya bizim şurada bir otel var, çeker misin? Onu da çeker. Hani işin ekonomik şeyi değişir ama gönül ister ki her fotoğrafçı yapmaktan keyif aldığı ve karşılık bulabildiği alanlarda çalışıp öyle bir başlık altında atını koştursun. Turgut, doğru bir yoldasın. Soruyu kendine döndürdüğün zaman daha da doğru bir yolda olacaksın ki sen doğru yolda giden fotoğrafçılardan birisin. O açıdan bir kuşkumuz yok.
Nezahat Hanım, her şeyi planlamıyoruz ama bir hat üzerinde gidiyoruz. Şimdi ben sadece bu oturumda demin de söylemeye çalıştığım gibi raptiyeleri kenarlara, köşelere, mantar panoya takmış olayım. O plan program işine gireceğiz. O bayağı böyle dedik yani, hem Magnum fotoğrafçılarının hem National Geographic fotoğrafçılarının, WordPress fotoğrafçılarının kovaladıkları bir yöntem aslında. Dolayısıyla her şeyi birebir not alıp işte saat 11'de bilmem ne çekilir falan gibi yapmıyoruz tabii ki. Ama bir ana hat üzerinden gidiliyor. O hattı konuşacağız. Yoksa hayatın hangi alanı planlı gidiyor ki 20 gün önce bugün yaptığımız şeylerin hiçbirimizin hayatında planlanmamıştı herhalde. Artık hayat ne getirirse oluyor. Fotoğraf bizi nereye götürürse oluyor. Onun için başta dedim ya, gördüğümüz her ışığa, duyduğumuz her sese gideriz diye. Doğrudan fotoğraf imaj ağırlıklı, imaj niyetiyle yapılabilir. Daha önceden çekilmiş görüntülerin tekrarlanması anlamını taşıyan bir çalışmadır. Herhangi bir konunun en güçlü göründüğü anda fotoğraflanması gibi kabaca toparlanabilir. Görünüm amaçlı yapılabilir. O karşımızdaki hikayenin görselliği bizim için önemlidir. Doğa fotoğrafları ve hatıra fotoğrafları ağırlıklı olarak görünüm özellikli fotoğraf çalışmasıdır. Bir de bunların dışında gerçeğin niyetiyle, gerçeği anlatma niyetiyle yapılabilir doğrudan fotoğraf. Biraz önce söylediğim cümle yine aklınızda kalsın. Fotoğrafçının tanık olduğu açı, tanık olduğu süreç, süre ve tuttuğu taraf kadar gerçeklikten bahsediyoruz. Dediğim gibi cuma akşamı bu doğruluk ve gerçeklik üzerine örnek fotoğraflarla konuşacağız. Çok ilginç fotoğraflar hazırladım, ilginç fotoğrafçılar hazırladım. Aklınızda olsun şimdiden. Doğrudan fotoğraf aynı zamanda ele alınan konu ve fotoğraflama yöntemi olarak da sınıflandırılabiliyor. Konu olarak doğa, insan, gezi vesaire falan diye gider. Fotoğraflama yöntemi olarak da biçim öncelikli. Yani hayatı estetize etmek, daha şıkır şıkır görüntüler, herkesin hoşuna gidecek renklerle falan çalışmak. Onun içinde işte böyle gün batımları, efendime söyleyeyim renkli kayıklar, gece ışık çizgileri falan estetize etmeye düşünülebilir. Ya da güzelliklerin kaydı, yaratılmış güzellikler, model kullanımları, zaten var olan bir estetik değeri biraz daha güçlü gösterme çabası yine konuşulabilir. Burada da mesela işte ters ışıklar, o oltaların ritmi, abi şöyle dönsene fotoğrafları yine güzelliklerin kaydı arasında düşünülebilir. Ama biz belgesel fotoğrafla uğraşanların, uğraşmaya niyetli olan, bizim hep söylediğimiz şekliyle söyleyeyim, gözü gönlü açık olan fotoğrafçıların bir derdi de anlatı kurmak dediğimiz şeydir. Anlatı kurmak dediğimiz şey, tek bir fotoğraf yerine bir seri fotoğrafla bir hikaye anlatma durumudur. Bilgi vermek, haber iletmek ya da bir tanıklığı göstermek için çekilen bir grup fotoğrafın sunulmasıyla ortaya çıkar. Burada tabii ki her doğrudan fotoğraf bir belgesel anlamını taşımıyor. Ama gerçekliği bozmadan, dedik ya küçük müdahaleler dışında gerçekliği bozmadan, bir şekilde onu bazı kodlara dönüştürüp, görsel kodlara dönüştürüp, izleyicinin de anlamını bildiği kodlarla tekrar sunabildiğiniz fotoğraflara anlatımcı fotoğraflar diyoruz. Ve sadece bu sebepten bile her anlatıcıda olduğu gibi belgesel fotoğraf da tarafsız değildir. Bir fıkrayı birkaç kişi anlattığında nasıl ki farklı tepkiler verip farklı şekilde gülüyorsak o kişinin anlatımına has olarak, belgesel fotoğrafta o fotoğrafı çeken fotoğrafçının hayata baktığı yer, oluşturduğu estetik algı ve kaygı, bize ilettiği dil itibariyle öznel bir anlatımdır. Sadece bu sebepten bile tarafsız değildir. Fotoğrafçının durduğu taraftan baktığımız şeydir. Birkaç tane
örnek iş göstereceğim ama sevgili Okan Yılmaz'ın sorusuna ufak bir şey raptiye de oraya atmak istiyorum. Sokak fotoğrafçılığı ile alakalı da konuşacağız. Biz sokak fotoğrafçılığı atölyeleri yaparken hep şöyle konuşuruz. Tekniğini doğrudan fotoğraftan, yöntemini belgesel fotoğraftan alan çalışma yöntemidir diye konuşuruz. Yani yine karşısındaki konuya müdahale etmeden, elindeki makinenin olanaklarıyla ve post prodüksiyon işlemi uygulamadan sunulan görüntüler, ama belgesel fotoğrafta olduğu gibi bir seri ve bir anlatı kurma hedefinde olan fotoğraflarla yapılan çalışmalardır sokak fotoğrafçılığı. Dolayısıyla sokak fotoğrafçılığı o büyük dil ailesinde belgeselin altlarında yer alan, hani alt başlıklarında yer alan bir çalışma alanıdır. Filiz Hanım, bu sorunun cevabını 5N1K'nın içinde vereceğiz ama büyük ihtimal en başta karar veriyoruz. O hikayeyi nasıl hissettiğimize ve nasıl aktaracağımıza başta karar vermek önemli çünkü. Bütün mevzu öyle dönüyor. Kuş Pazarı şu anda Edirne Kapı'da Altınay Spor Tesislerinin sahasının yanındadır. Zaman zaman birçok arkadaşla gidiyoruz. Bu gördüğünüz fotoğraflar yaklaşık 20 yıl öncesinin fotoğraflarıdır. Belki biraz daha yakın. 16-17 sene falan da olabilir. Oradan bir seri çalışmanın sonucudur. 25-30 fotoğraflık bir seriden 8-10 fotoğrafa bakıyorsunuz. Oradaki insanları ve oradaki yaşamı benim tanık olduğum süre, yaklaşık 2 yıllık bir süre içerisinde seçtiklerimle görebiliyorsunuz. Bu tamamen benim kuş pazarını nasıl gördüğümle alakalı bir şeydir. Bir başka fotoğrafçı aynı yeri tamamen başka bir şekilde anlatabilir. Belgesel ve fotoreportajı çok kabaca şöyle karşılaştırayım sevgili Mersin. Belgesel roman, fotoreportaj hikaye yazmak gibi. Daha kısa ama daha yoğun. Şimdi belgesel fotoğrafın farklı alanları var Irmak Hanım. Onlarla alakalı konuşacağız. Biz genelde belgesel dediğimiz zaman sosyal belgeseli anlıyoruz. Yani kulağımıza geldiği anda biz derken hepimizden bahsediyorum. Sosyal belgesel de tabii ki insanla, hayatla, insanın hayatla olan mücadelesinde karşılaştığı durumlarla konuşulabilen bir hikaye. Sizin bahsettiğiniz makro, mikro falan tarzı olan, hani bizim National Geographic'te falan gördüğümüz belgeseller gibiyse eğer, o farklı bir alan. Ama still life, ürün, efendime söyleyeyim, ufak biblolarla vesaire yapılan kurgu şeyler de olabiliyor. Öyle bir yabancı fotoğrafçı arkadaşımız vardı. Bu da çok ayıp olacak şimdi, arkadaşımız dedim, ismini hatırlayamayacağım. Onun mesela küçük biblolarla yarattığı böyle savaş sahneleri vardı. Gerçek savaş fotoğrafları gibiydi. Baya baya bir hikaye anlatabiliyordu. Ama ben bu 6 oturum boyunca daha çok birazcık herhalde sosyal belgesel üzerine konuşacağım. Dün Murat Hoca'nın anlattığı fotoğraf projesi oluşturma mevzusu sanki biraz daha her fotoğraf konusunu proje haline nasıl getiririz'e yakın bir yaklaşımdı. Nezahat Hanım, şimdi izleyici bir belgesel projeye baktığı zaman farklı anlayamaz. Niye farklı anlayamaz diyorum? Çünkü bizim konuşacağımız yöntemle yapılan belgesel çalışmalarda fotoğrafçı neyi, neden, nasıl yaptığını hem metniyle hem altyazısıyla izleyiciye sunar. Dolayısıyla bağlamı belli bir çerçeve içinde tutmaya başlar. Artık izleyici ondan da bambaşka bir anlama ulaşma çabasındaysa o biraz zorlama olur. Sonuçta biz böyle 10 tane fotoğrafı verip al ne anlıyorsan anla diye sunmuyoruz belgesel çalışmaları.
o fotoğrafların sırası bile bizim hangi manaya ulaşmak istediğimize göre değişiyor. Dolayısıyla da izleyici çok kendi açısından bakamıyor o hikayeye. Ama kafasında bir fikir vardır. Yok ya sen ne söylersen söyle ben bu gözle bakacağım diye ona bir şey diyemem tabii yani. Orada mevzu artık izleyicinin niyetiyle de bağlantılı. Yine daha sonra örneklerini göstereceğim Veli Efendi çalışmasından birkaç fotoğraf göstereceğim. Bu çalışmayı genelde derslerde anlatıyorum. Aslında bu 60 fotoğraftan oluşan bir çalışmadır. Biliyorsunuz Veli Efendi için söylenen en şey sözlerden bir tanesi at koşar baht kazanır derler. Yani oradaki her şey daha iyi bir şans için yapılan mevzudur aslında. Ve bundan hiç haberi olmadan koşan tek şey de attır aslında. Dolayısıyla da benim 60 fotoğraflık serimde at yoktur. Ve at olmadan Veli Efendi'yi ve oranın hikayesini nasıl anlatabilirime dair yine dedim ya benim baktığım taraf açı, süre ve tuttuğum yön itibariyle bir Veli Efendi hikayesi de mümkünmüş diyeyim ben kabaca ama daha sonra örneklerini detaylandırırım. Şimdilik sadece böyle şey yapacağım. İskenderun'dan fotoğraflar çok yıllar önce yanılmıyorsam 2003-2004'te İspanyol bandıralı Ulla isimli bir gemi İskenderun açıklarında batmıştı. Nükleer atık yüklü olduğu söylenen bir gemiydi ve balık tutmak yasaklanmıştı falan. Bayağı şehirde şeyler oluşmuştu. Hükümet aleyhine gösteriler, toplantılar, işte kaçak avlanma bir sürü mevzu vardı. Ben de o zaman oraya gidip ilk dijitalle çektiğim ilk fotoğraflardır, ciddi fotoğraflardır bunlar. Bir fotoğraf çalışması yapmıştım. İşte oradaki yerel basındaki arkadaşlar bizi balıkçı barınağına sokmuşlardı. O gece kaçak avlanmaları falan çekme şansım olmuştu. Ve o balıkçıların o dönemdeki günlük hayatına dair çekimler yapma şansı olmuştu. Oradan bu kaçak avlanma vesaire falan bunu da ayrıca detaylı anlatacağım. Fotoğraf seçme ve eleme 5. oturumda konuşacağız. Çok detaylı konuşacağız. Ama o seçmeye gelmeden önce o kadar çok adımdan geçeceğiz ki ondan sonra şöyle yaparsınız dediğim zaman işin içinden çıkabileceksiniz. Ama şimdi o 4-5 oturumu konuşmam lazım onun için. Şimdilik onu da böyle bir iki gün sonraya bırakmış olayım Sayın Nevruz Seydoğlu. İspanya'da bir süre yaşadım. Orada kaldığım süre içerisinde ortaokuldan sonra okulu bırakıp Matador Okulu'na devam eden Rafael Navarro Duran diye bir çocuğun antrenmanları, soyunma odası ve ilk boğa güreşini çekmiştim. Daha sonra birçok dergilerde birçok dergide yayınlandı, sergisi falan oldu. Onun fotoğraflarına bakıyorsunuz şu anda. O süreç içerisinde İspanyol kültürüyle alakalı bir flamenco okullarını bir de boğa çiftliklerini çekmek istiyordum. Boğa çiftlikleri çok uzaktı. Dolayısıyla daha yakın olan Matador okulunu çekmeye karar vermiştim. Ve orada tanıştığım bir çocukla hikayeyi anlattım. Şimdi bunu niye böyle söylüyorum? Çünkü konu seçimini konuşurken 3. oturumda bu böyle bir çocuğu çektim. O konuyu değil bu konuyu seçtimin nedenlerini anlatacağım. Bu çocuğun ilk boğa güreşi ve onun sonunda olan mevzulara dair fotoğraflardır. Şimdi bu akşam ufak ufak toparlayacağım. Hani genel bir girizgah yapmış olduk diye düşünüyorum. Ama ne dedik? Gözü gönlü açık fotoğrafçılara yani sizlere küçük bir ödevim var. Yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Videogram.com sitesine girdiğinizde yazılar bölümünde fotoğraf tarihinden diye bir başlığımız var. Oraya tıklayacaksınız. Ve orada işte fotoğrafçıların hayatları var. Orada Henri Cartier-Bresson'un yazısına geleceksiniz. O yazıya tıkladığınızda bugün oraya ekledim çünkü 17 tane fotoğraf ekledim.
bir galeri sayfası olarak küçük küçük fotoğrafları göreceksiniz. Fotoğrafların üzerine de numaralarını koydum. Herhangi bir fotoğrafa tıklarsanız o fotoğraf büyüyecek. Tekrar geri giderseniz sayfada yine şeye geleceksiniz. O 17 fotoğrafı gördüğünüz alana geleceksiniz. Yapmanızı istediğim şey şu. Oradan bir fotoğraf seçeceksiniz. Bakın böyle göreceksiniz. Buna tıkladığınızda o fotoğraf tam sayfa açılacak. Kapatırsanız bütün sayfa kapanır. Geri gideceksiniz ki tekrar bu ekrana gelebilirsiniz. Bunlardan küçük halleriyle bakın isterseniz. Bir fotoğraf seçeceksiniz ve Bresto'nun bu fotoğrafını seçtim çünkü diye başlayan bir cümle yazıp info@videogren.com adresine göndereceksiniz. Yarın akşam saat 8'e kadar gönderebilirsiniz. Daha sonra ben seçtiğiniz fotoğrafı, yani diyeceksiniz ki ben 003'ü seçtim çünkü. Ben o fotoğrafı ve sizin cümlenizi alıp bir sonraki oturumun başına koyacağım. Tabii ki hepsini değil, seçilenleri koyacağım. Birkaç tavsiyem var. Ağdalı cümleler yazmaya çalışmayın. Uzun uzun paragraf gibi bir cümle yazmaya çalışmayın. Bakın, fotoğrafik bir anlatım kurmaya çalışacağız. Dolayısıyla alabildiğine sade, alabildiğine derdini anlatan, direkt nokta atışı yapan cümleler yazmanız lazım. Daha sonra metin ve altyazı yazımı dersi yapacağız. Dolayısıyla kurduğunuz cümleler sizle alakalı veriler elde etmemizi sağlayacak. Aklınızda olsun. Bresto'nun 003, 007, 017 fotoğrafını seçtim. Çünkü bu fotoğrafta bence bilmem ne var. Bu fotoğrafta şöyle şöyle bir şey görüyorum diye bir cümle yazmanızı rica ediyorum. İsteyenlere tabii hani fotoğrafta zorlama yoktur. Aa Filiz Hanım süper. Hala devam mı İskenderun'da balıkçılar? Süper. Düğün albümü veya hikayesi ne olur o işi yapan arkadaşlar beni yanlış anlamasın ama belgesel falan değil. O ticari bir iştir. Yani çok şey değil. Böyle belgesel proje şeyinde konuş. Bir saygınlık atfetme çabası diye düşünüyorum açıkçası ama onunla alakalı başka cümlelerim olacak. Teknik ve kompozisyon ne kadar önemli? Yine konuşup o kadar zengin bir içeriğimiz var ki arkadaşlar. Yani o kadar çok örnek fotoğraf üzerinden konuşacağız ki ve birçok mevzuya girip çıkacağız ki çok keyifli olacağını, çok verimli olacağını düşünüyorum. Fotoğraftaki tanıklıkla alakalı konuşacağız. Fotoğrafçının tanıklığı ne anlama geliyor? Ona dair örneklerim var. Haber ve belgeselin ilişkisi ne? Gerçek mi? Doğru mu? Ona dair konuşacağız. Sosyal belgeselin ne olduğundan, dijital teknolojinin belgesel fotoğrafa ne katıp ne götürdüğünden bahsedeceğiz. Gezi fotoğrafçılığı ve belgesel fotoğrafçılığı kıyaslayacağız. Sanat, belgesel, estetik nerede buluşuyor? Biraz önce bir soru vardı, ona dair biraz konuşacağız. Siyah beyazla alakalı çok soru geliyor. Dolayısıyla o siyah beyaz tekniğinin, renginin ne anlama geldiğini konuşacağız. Ve belgeselin fotoğrafçı için ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla çok zengin bir içeriğimiz olacak. Ama unutmayın, Instagram'da doğa fotoğrafları paylaşımlarınızı bekliyoruz. Her gün öne çıkarmaya çalıştığımız fotoğraflar var. Yarın akşam sevgili Murat Bulat'ın şahane bir dersi var. Fotoğraf seçmek üzerine canlı yayın yine saat 21'de. Bu özellikle bu programa katılan dostlara çok faydalı olacak bir oturumdur. Bizim daha sonra yapacağımız oturumu çok zihin açıcı bir şekilde ferahlatacak. Dolayısıyla kaçırmamanızı öneririm. Yine klasik şeyimi yapayım. YouTube kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Abone olduğunuz zaman biz de diyoruz ki arkadaşlar bize destek veriyor. Biz de onlara daha iyi şeyler üretelim diyoruz. Sorularınız varsa alayım. Çünkü ufak ufak toparlayacağız artık. Ben şöyle bir geri gidiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet Burak, ikinci oturum çok sıkıdır. İyi hazırlanmak lazım. Şu kitapları edinebilirseniz başta konuştuğumuz oradan hazırlanmakta fayda var. Özden çok sağ ol. Halim abi selamlar. Yelda selamlar. Turgay Bey daha neler konuşacağız?
Acayip şeyler konuşacağız. Görüşmek üzere diyorum. Breston'dan fotoğraf seçip göndermenizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.